Çocuklar hadi. Ya bir ay yaz. Çocuklar bunu bunu ileriki zamanlarda yemek yerken tartışacağız. Tamam. Sizinle tartışma zamanı yapacağız ya, o zaman oturup konuşuruz. Yakında ne zaman? Yakın, ne zaman? Işte. Önce de olur sonra da olur, fark etmez. Ben sizin konuşmalarınızdan hoşnutum. Hocam bu arada acaba klasik fizik kuralları klasik fizik için geçerlidir. Evrenin tamamını bir varlık olarak düşünelim. İşte içinde açıklayamadığımız şeyler olunca sıkıntı çıkıyor. Evet yavrum. Dinle. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Haydi. Evet. Güzel. Aferin. Bravo sana. Çok güzel. Yüklü cismi hareket ettirdim. Yüklü cismi hareket ettirirken diğer cisimle arasındaki mesafe artıyor mu azalıyor mu diye bakıyorum. Buradaki temel araştırma noktasından bir tanesi de sevgili kardeşim nedir? Cisimlerin yük işareti. İkincisi nedir? Aralarındaki mesafe. Yük işaretleri ve aralarındaki mesafeye göre sistemin enerjisi artıyor ya da azalıyor ifadesini kullanabilirim. Bunu kullanırken de bunu konuşurken de söylediğim gibi farklı farklı bakış açılarından yaklaşabilirsiniz. Denklem kurup konuşabilirsiniz bunu. İkincisi sistemin enerjisini değerlendirirken ben dışarıdan iş yapıyor muyum? Yoksa yapmıyor muyum? Ben zor kullanıyor muyum, kullanmıyor muyum? İfadesine bakabilirsiniz. Üçüncüsü sistemleri kendi haline bıraktığımda ne olacağını düşünüp ki sistemi kendi haline bıraktığınızda potansiyel enerjinin azaldığı bir duruma doğru gidişleri söz konusu. Dolayısıyla eğer serbest bıraktığımda gerçekleşen hareket gibi bir hareket yapılıyorsa sistemin enerjisi azalıyor. Serbest bıraktığımda yapılacak olan hareketin tersi yapılıyorsa sistemin enerjisi artıyor diye ifade edebiliriz. Onun için şu tür sorularda hemen diyeceksin ki arkadaşım bunların yüklerinin cinsine bakayım. Bak şöyle dinle lütfen. Eğer bunların her ikisi birden artı yüklüyse ya da her ikisi birden eksi yüklüyse o zaman bu cisimlerin oluşturduğu sistemi kendi haline bıraktığım anda bu cisimlerin birbirine uzaklaşması lazım. Değil mi? Diyeceksin ha tamam uzaklaştıklarında elektriksel potansiyel enerji azalıyor. Peki ben Q2 yükünü şuraya getirdiğimde bu cisimler birbirine yaklaşmış oluyor mu? Evet. O zaman demek ki buraya kadar elektriksel potansiyel enerji artmalı. Sonrasında azalmalı dersin. Peki şöyle düşünelim. Bu ikisi zıt cins yüklü olsun. Q1, Q2 zıt cins yüklü. O zaman şöyle diyeceğim ben. Q1 ile Q2'yi serbest bıraktığım anda başka hiçbir etki olmadan kendi hallerine bıraktığım anda bunlar birbirine doğru gider mi? Evet gider. O zaman demek ki birbirine doğru yaklaşma durumunda potansiyel enerjileri azalıyormuş bunların. Bu cepte. Şimdi hareketi değerlendirelim. Q2'nin şuraya gelmesi cisimlerin birbirine yaklaşması anlamına geliyor. Q2 oraya gelirse yaklaşıyorsa bunlar da zıt cins yüklüyse potansiyel enerji azalıyordur. Ondan sonra cisimler birbirinden uzaklaşıyor, artık potansiyel enerji artıyordur diye yorum yapmanız istenebilir sevgili arkadaşlar. Tamam. Şimdi bakın bir şeyden bahsedeceğim. Ondan sonra paralel levhalara geçeceğiz. Şimdi şöyle bir şeyden bahsediyorum sevgili arkadaşlar. Şurada bir yüklü cisim. Diyelim ki bir tane anahtar var şöyle. Bu artı Q yüklü cisim. Bu da nötr cisim olsun. Tamam. Anahtarı kapattıktan sonra diyelim ki bu büyüğün yarıçapı işte büyük R kadar, küçüğün yarıçapı da küçük R kadar. Tamam. Anahtarı kapattıktan sonra bunların yüklerine ne olur diye bakacağım. Tamam. Şunun yükü Q büyük olsun, bunun yükü de Q küçük olsun.
Anlaştık mı? Şimdi bu sevgili arkadaşlarımızın birlikte oluşturduğu bir sistem var ve bunlar birbirine temas eden cisimler. Doğru mu? Temas eden iletkenlerin her noktasında elektriksel potansiyel birbirinin aynısı olmalıdır. Değil mi? Çünkü zaten elektrik yükünün hareketi elektrik potansiyel farkıyla oluşuyor. Katı cisimlerde elektrik yükü nereden nereye gider? Düşük potansiyelli noktadan yüksek potansiyelli noktaya gider. Çünkü katı cisimlerde hareket eden yük negatif yüklü elektronlardır. Elektronlar eksiden artıya doğru giderler. Şeylerde, katı cisimlerde, katı ortamlarda. O zaman burada elektron hareketi sağlandı ve varsayalım ki şunun yükü sıfır olmadı, bunun yükü de işte Q kadar olmadı. Hani bir de olayın tersinden başlayıp acaba olabiliyor mu diye bakacağız. Ondan sonra da diyeceğiz ha tamam şunun için gerçekmiş bu söylenenler. Şimdi ha, olmayana ergi. Evet. Bilmiyorum. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. O zaman madem bunlar birbirine dokunan cisimler, şuraya ben X cismi de X noktası desem, şuraya da mesela Y noktası desem, X ve Y noktalarının elektriksel potansiyellerinin birbirine eşit olması lazım. Değil mi? V X eşittir V Y olmalı. Doğru değil mi? Bunun da şu içerideki küçük yüklü cismin de tam büyük küresel iletkenin merkezleri çakışacak şekilde yerleştirildiğini varsayalım da hani şey olmasın. Ne derler? İşlemler daha kolay olsun, bize daha kolay gerçeği göstersin. Bakın şunun merkezi ve öbürünün merkezine O diyorum. O zaman şöyle olmalı. X noktasındaki potansiyel K çarpı Q büyük, büyük yükün oluşturduğu potansiyeli yazıyorum. Bölü kendi yarıçapı. Değil mi? Bir iletken kendi içerisinde KQ bölü R kadar potansiyel oluşturuyordu. Bunu hatırlarsınız. Artı o zaman bir de şunun oluşturduğu potansiyeli yazmalıyım. Küçük yükün. O da K çarpı Q küçük bölü OX arası mesafe diye yazdığım potansiyel olmalı. Doğru mudur? X noktasının potansiyeli bir büyük yükün oluşturduğu potansiyel artı küçük yükün X'te oluşturduğu potansiyel olarak yazılmalı. Tamam mı burası? Var mı aklınızın karıştığı bir yer? Yok. Eşit olmalı Y noktasının potansiyeline. Y noktasının potansiyelini de şöyle yazacağım. Büyük yüklü kürenin oluşturduğu potansiyel K çarpı Q büyük bölü yine kendi yarıçapı R artı küçük yüklü kürenin oluşturduğu Q çarpı K çarpı Q küçük bölü O Y arasındaki mesafe diye yazmalıyım. Değil mi? Bakınız şöyle bir durum var. Şurasıyla şurası birbirine eşit zaten. Değil mi? Bunlar birbirine dokunan noktalar değil mi? Dokunan noktaların elektrik potansiyelleri eşit olmalıydı. Bu durumda şunlar eşit olduğuna göre K çarpı QK bölü OX niceliğinin K çarpı Q küçük bölü OY niceliğine eşit olması lazım. Değil mi? K'lar aynı. Q küçükler aynı. Aa, bak gördün mü? 1 bölü OX eşittir 1 bölü OY olması gerekiyor diyor denklem. O zaman bu denklemin sağlanabilmesi için üst taraftakiler aynı ya, ya OX ile OY birbirine eşit büyüklükte olmalı ki seçtiğimiz noktalara bakarsanız bunlar eşit büyüklükte olamazlar. O zaman denklemin üst tarafları sıfır olmalı. Denklemin üst tarafının sıfır olması için Coulomb sabitinin sıfır olması gibi bir durum yok zaten. O zaman demek ki bu denklemin sağlanabilmesi için tek durum kaldı. O da Q küçüğün eşittir sıfır olması. Yani iletkenin içindeki küçük yüklü cismin yükünün sıfırdan başka bir şey olması durumunda birbirine dokunan noktaların elektrik potansiyelleri birbirine eşit olamıyor. Elektrik potansiyelleri birbirine eşit olamıyorsa o zaman yük akışı bitmiştir diyemem.
Ne zamana kadar devam edecek? Elektriksel potansiyeller birbirine eşit olacak, oluncaya kadar. Elektriksel potansiyeller birbirine eşit olduğunda da küçük kürenin yükünün sıfır olması tek çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla biz diyoruz ki kürenin içindeki cisim, kürenin içine dokundurulursa nötr olur. Bakınız şimdi. Efendim. Şimdi çizeceğim. Şöyle yapalım. Sadece söyledik. Potansiyelli ifade etmedik bunları. Şöyle bir şey yapalım şimdi. Dinle yavrucuğum. Şu yine büyük küre, büyük yarıçapı R olsun. Bunun da R olsun. Şunun da yükü artı Q olsun. Tamam. Bunlar dokunduğu anahtar kapatıldığında şunun yükü Q büyük olsun. Bunun yükü de Q küçük olsun. Bunların yüklerinin ne olduğunu bulmaya çalışacağım. Bunlar için de potansiyelin eşit olması lazım. Sonuçta birbirine dokunuyorlar. Değil mi? Neredeki potansiyellere bakalım? Eşit olup olmaması ile ilgili. Mesela şuradaki potansiyele bakalım. Bir de şuradaki potansiyele bakalım. Eşit olmalı değil mi? Doğru değil mi? Şimdi eğer bu cisim hani iletken bir telle öbürünün içine dokundurulmuş durumda ya. O zaman sadece QB'nin sıfırdan farklı olduğunu düşünürseniz, sadece QB sıfırdan farklıysa, o zaman QB'nin şurada oluşturduğu elektrik potansiyelle QB'nin, burası O noktası olsun, şurada oluşturduğu elektrik potansiyel birbirine eşit olamaz. Uzaklıklar farklı. Bakın burası A noktası olmasaydı iyiydi ama C olsun. O zaman şunun oluşturduğu K çarpı Q büyük bölü OA mesafesi K çarpı Q büyük bölü OC mesafesinde oluşturduğu elektrik potansiyelden farklı olmak zorundadır. Görebiliyor musunuz? Dolayısıyla bu sistemde sadece şu yüklü olamaz. Gördünüz mü? Onun için içine bir telle dokundurulmuş olsa dahi ne olması lazım? Şunun yüklü kalması lazım. Gördünüz mü? Buradayken çözümün doğru olabilmesi için bunun içindeki cismin yükünün sıfır olması gerekiyor. Başka çözüm yok. Burada noktaların potansiyellerinin eşit olabilmesi için sevgili arkadaşlar, bu cismin yükü sıfırken şunun oluşturacağı potansiyellerin aynı olması gibi bir durum söz konusu bile değil. Dolayısıyla efendime söyleyeyim onun da yüklü olması gerekiyor diye konuşuruz. Dolayısıyla biz şöyle diyoruz. İletkenin içindeki içine dokundurulan cisimlerin yükü sıfır olur diyoruz ya. Aslında şöyle diyoruz. İletkenin içindeyken içine dokundurulan cisimlerin fazlalık yükü bulunmaz. Nötr olurlar yük bakımından diye konuşuruz. Tamam. Burada bahsedeceğiniz olay şu. Bu ikisi bu kendi potansiyelini oluşturmuş olsun. Bu kendi potansiyelini oluşturmuş olsun. Bu cisimler birbirinden çok uzaktaysa, birbirine etkilemeyecek kadar uzaktaysa bunun KQ bölü R'si, bunun KQ bölü kendi R'sine eşit olmalı. Dolayısıyla yarıçaplarıyla orantılı olarak yük paylaşımı yaparlar deriz, geçeriz. Ve biz bunu böyle kabul ederiz. Daha doğrusu böyle olduklarını düşünerek sonuca ulaşırız. Potansiyelleri madem eşit olacak, o zaman şöyle demeliyiz. K çarpı Q büyük bölü R eşittir K çarpı Q küçük bölü küçük R diye yazarız. Dolayısıyla K'ları sadeleştirdiğinizde büyüğün yükü kendi yarıçapıyla, küçüğün yükü kendi yarıçapıyla alakalıdır deyip geçmiş gitmiş oluruz. Ne zaman? Bunlar birbirinin üzerindeki yükleri etkilemediği zaman, birbiriyle alakaları
çok kurulmadığı zaman, birbirine yakın olduklarında da yük yoğunluklarını etkileyecekleri için bölgesel olarak farklı yüklerini oluşturduğu potansiyeller diğer noktalarda yine birbirine eşit olması gerekiyor diye düşünülür. Orada işlem biraz daha karmaşık olur. Şimdiki şeyle onu çözmeye kalkışmayın. Kalkışmayalım da zaten. Evet. Yani etkili etkilen olur zaman, peki durumda küçük olan türenin gücü yasaktan farklı olduğu zaman da üzerinden kendi yükünden kaynaklanan patlayan olacak. Şöyle olacak. Bu bunu etkiliyorsa zaten bunlar aynı cins ya. Artı yüklü, artı yüklü. Şuradaki diyelim ki artı yüklü. Şuradaki artı yük miktarı ile buradaki eksi yük miktarı farklı olacak yoğunluk olarak. Tamam. Burası daha çok artı, burası daha az artı yüklü olacak. Etkili elektriklenme gerçekleşmiş olacak. Bu yük dağılımına göre şey eşitlenmiş olacak. Potansiyel eşitlenmiş olacak. Tamam mı? Ya eşitlenmediği durumda yük akışı devam ediyor demektir. Ama biz böyle şeyler olduğunda işte yer çaplarıyla orantılı aldılar gittiler diye düşünüp kesip atıyoruz. Tamam? Kesinlikle yer çapları oranında paylaşımın şuranın tamamlanmış olması lazım. Yani onun tam bir küre olması lazım. Ki öyle diyebilelim. Ha, toplam yük sıfırsa zaten şey değil, yüklü değiller. Yani başlangıçta bu nötr olsun, bu yüklü olsun diye konuştuk ya. Onun için konuşuyoruz. Zaten buradaki amacımız şey değil, yükü nasıl paylaştılar değil. Buradaki amacımız içerideyken dokunanla dışarıdayken içine dokunan arasındaki farkı görmek. Tamam mı? Başka var mı soru? Yok. Evet. Şimdi o zaman geçebiliriz.